Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz çocuklara akvaryum sevgisini nasıl alışılarız? E veya küçük çocuğum var akvaryum istiyor. Nasıl bir akvaryum almalıyım? E bu sorunun cevaplarını bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. E bu konuyu ele almamın sebebi aslında son zamanlarda bazı kişilerin hayvanlara kötü davranması. Maalesef videoyu seyredemiyoruz bile. O kadar üzücü bir durum. Ha, üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Belki de çocukken aşılamak lazım bazı şeyleri anne baba olarak, abi abla olarak aslında bu sorumluluk bizde. Ağaç yaş geneğidir. Mantığıyla çocuklarımıza bu sevgiyi aslında küçük yaşlarda aşılamak gerekiyor. Ben de balıkları sevdiğim için, balık almayı düşünenler için bu videoyu tasarladım. Tabii ki balık şart değil. Kedi, köpek, kuş, hamster hepsi olur. Ama tabii ki herkesin anladığı konularda fikir üretmesi en doğrusu. Ben de o yüzden balık ve akvaryum hakkında yorum yapmak istiyorum. Hayvan sevgisini aşılamak bu yaştaki çocuklar için çok önemli. Çünkü bir canlıya bakmak, onun sorumluluğunu almak, bir çocuğun hem empati yeteneğini geliştirir, hem sorumlulukların daha iyi öğrenmesi için öncü olur. Tabii ki en büyük hayvan sevgisi kazanır. En büyük özelliği hayvan sevgisi kazanır. Canlılara karşı zarar vermez. Emir olun arkadaşlar, hayvanları sevenler insanları da seviyor. Öyle söyleyeyim. Yani gaddarlık Canilik, gözü dönmüşlük olmuyor hayvan severlerde. Ben öyle, yani ben öyle insanlarla karşılaştığım için böyle bir kanıya vardım. O yüzden arkadaşlar böyle bir konuyu ele almayı düşündüm. Ben de eski ev sahibimizde görerek bu işe başlamıştım. 6 yaşındaydım o zaman. O yaştan beri hala evimde en az bir akvaryum olmuştur ve bana da çok şey kattığını düşünüyorum. O yüzden de ben de sizlere böyle bir öneride bulunuyorum. Ee, çocuklarınızın sizlerden bir canlı istediğinde hiç korkmadan balık alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki bazı şartları var. Nasıl kedi köpek aldığınızda, kuş aldığınızda bazı şartları varsa balıkların da bazı şartları var. Ee, lütfen balık deyip küçümsemeyelim. Onun da bir canı var. Ee, tabii ki arkadaşlar e, bu bazı şartların sebepleri de e, aslında şu. Yani sebeplere neden uymamız gerekiyor. Şimdi bu şartlara uymazsanız ölmeler olur. Balıklarınız ölür bu da çocuklarımızı derinden yaralar. Kaş yapalım derken göz çıkartmamak gerekir. Bu sebeple basit, ucuz ve güzel bir akvaryum kurmalıyız. Hadi bakalım beraber bir güzel bir akvaryum kuralım. Şimdi arkadaşlar, bunlar benim fikrim. Önce onu belirteyim. Kanun değil bunlar. Ama 30 yıllık bir tecrübem var. Karar sizin. Kanalımı da az çok bilenler bilir. Ben bu işi yapmıyorum. Ben bu işten para kazanmıyorum. O yüzden de hani bir yönlendirme de yapmıyorum. Ben sadece Önerilerde bulunuyorum. Sizler 3 aşağı 5 yukarı bir altını bir üstünü yapabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar 30 litrelik akvaryumlarla başlayabilirsiniz. Neden küçük akvaryum derseniz sebeplerini şöyle belirteyim. Çocuğunuz bu hobiyi sevmeyebilir, ilgi de duymayabilir. Onun için çok fazla masrafa da girmeye gerek yok. E çünkü bu bir ilgi meselesi. İkincisi ilk defa akvaryum kuruyorsunuz ve balık sahibi oluyorsunuz yani büyük akvaryumda işin içinden çıkamayabilir. Eğer bilgi sahibi o yoksa. Hiç akvaryum balık bakmadıysa. işin içinden çıkamayabilir. O yüzden küçükle başlamak her zaman daha iyidir. Kontrollü kolay olur. Üçüncü sebep de az balık olsun ki sorun sayısı azalsın. O yüzden 30 litrelik bir akvaryum öneriyorum. 30 litrelik akvaryumlar arkadaşlar şu an Haziran ayının yani 2023 Haziran ayındayız. Bu tarihlerle, bu tarihlerde yaklaşık olarak 200-250 TL civarı, 30 litrelik bir sıfır akvaryum. E ardından da arkadaşlar 3 kilo midye kırı almanızı öneriyorum. E şu an kilosu 15 TL civarı. Ardından bir adet tek çıkışlı, tek çıkışlı yeterli gelecektir size. Hava motoru alıyorsunuz. O da yaklaşık 50-60 TL civarı. Bunların ikinci ellerini daha ucuza bulabilirsiniz. Ee, ve e, bu arkadaşlar e, e, da cama yapışan tekli pipo filtre alıyorsunuz. Ben şimdi hepsinin fotoğraflarını gösteriyorum zaten. E, bu da yaklaşık 60 lira şu an için. Ama cama yapışan olsun mutlaka. Yere konanlar var. Lütfen onları almayın. Zaten akvaryumumuz çok küçük. E, yer kaplamasın. Doğalığı da bozmayın. Balıklarımız rahat rahat yüzsünler. İç filtre almıyoruz. Çünkü çok akıntı yapacaktır o. Balıklarımız için e, iyi olmayacaktır. Son olarak da 50 watt ısıtıcı alıyoruz. O da şu an için yaklaşık 100 lira. Şöyle bir toparlarsak akvaryum 250, kum 45 lira 3 kilosu. İşte hava motoru 60, tekli pipo 60, ısıtıcı 100. Yaklaşık 515 TL yapıyor arkadaşlar. Bunlar malzeme kısmı. Akvaryuma tecrübesi olmadığı ve daha dayanıklı olduğunu düşündüğüm için çok güzel bir tür olan Japon balığını öneriyorum. 2 adet de Japon balığı alırsak onlar da yaklaşık 30 lira tutar arkadaşlar. Etti 545, 550 diyelim. E, Pet çoktan da balıklar için 20 TL'ye de yemansak bu işi bitiririz arkadaşlar. Yani hepsini aynı yerden alsanız zaten daha uyguna da yapar. Ama yaklaşık hadi 550 diyelim. İçine süs dekor almayın. İlk etapta bu şekilde besleyin. Ardından da yaptığınız araştırmalara göre de ekleme yapabilirsiniz. Ama ilk başlangıç için yaklaşık 550 TL'ye bu işi bitirebilirsiniz. Yakınınızda hobiyi bırakan veya hediye eden olursa tabii ki de masraf düşecektir. İnternet ortamında bu saymış olduğum eşyaların ikinci ellerini bulabilirsiniz. O zaman da fiyat yarı yarıya düşer. Benim söylediğim sıfır malzeme fiyatları. Ama ikinci el aldığınız ürünleri çok güzel yıkamanız gerekiyor. Çünkü aldığınız kişi balıkları hastalıktan öldüğü için soğumuş veya dağıtıyor olabilir. Yani ısıtıcı ve hava motorunda Elektrikli olduğundan dolayı sıfır almanızı öneriyorum arkadaşlar. Arıza veya bozuk çıkabiliyor. İnanın bugünkü şartlarda bu fiyat çok değil. Yani çocuğunuza kazandırdıkları yanında hele ki hiçbir şey değil. Şu an bir pet shop'a, pet shop diyorum ya, hep ağzım alışmış. Şu an bir mesela bir oyuncakçıya gitseniz. Oradan bir oyuncak almaya kalksanız buna yakın bir ücret ödersiniz ve o oyuncağın da yaklaşık bir haftalık ömrü var. Yani kırılma anlamında demiyorum da çocuk bir hafta sonra zaten çok yüzüne bakmıyor. Yani burada kazan kazan durumu var. 500 lira da çok fazla bir şey değil. Sıfırı alırsanız bir de onu da düşünelim. Ee, akvaryum litresini de büyütürseniz. Ya benim durumum var arkadaşlar. Ben 30 litre değil daha büyük istiyorum derseniz. Bu malzemeler yeterli. Sadece kumun miktarını arttırın. O şekilde yapabilirsiniz. Midye kırığı almamın sebebi de Japon balığı önerdiğim için. Japon balığı çünkü midye kırığını severler. E, canlı bitkidir, dekor falan onları artık daha sonra girersiniz. Onları da YouTube'da araştırma yaparak e, eğer istiyorsanız daha tabii ki bu işi büyütebilirsiniz. E, ben Faunus'tan bu duruma gelen bir e, hobiciyim arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu dediğim gibi biraz da hevesle alakalı, ilgi alakayla alakalı. E, şunu da belirteyim Japon balıkları için yani kaba taslak bu tabii ki böyle hani e, kulaktan dolma bilgiler bunlar ama bir balık için yaklaşık 10 litre su gerekir denir yani genelde. Yani bu akvaryumda da maksimum 3 tane Japon oluyor. O da küçük veya orta boy Japonlar için. Bir de arkadaşlar suyu yukarıya kadar doldurun. Sakın yarıya kadar doldurmayın. Böyle e, bir santim kalacak şekilde suyu e, yukarı kadar doldurun. Eğer yavrumuz olsun onları besleyelim derseniz lepistes, plati, moli tarzı işte iki dişi, iki erkek, dört dişi de alabilirsiniz. Ancak bu türler daha çabuk hasta olup ölen türlerdir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. ya Ben Japon öğreniyorum, öneriyorum bu yüzden. Alırken de, bakarken de dikkatli olmak gerekir bunlara. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Japon balıkları da sadece Japonlu olur. Şimdi siz pet shop'a gittiğiniz zaman çocuğunuz Aa bundan da bir tane, bundan da bir tane dediği zaman sizin bunu açıklamanız gerekiyor. Çünkü aldığımızın hayvanında bir canı var. Yani bizim keyfi durumlarımız o balığın hayatından önemli değil. Onu da çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. E, gitmeden Pet Shop'a gitmeden Google'dan da fotoğrafları gösterebilirsiniz. Bundan alacağız diye. E, balık almadan önce de arkadaşlar kanalımda yeni başlayanlar adına bir oynatma listesi hazırladım. E, lütfen onlara da bir göz atın. Pişman olmayacaksınız. E, bu konuda hata yapmak e, şöyle hem balık kaybı, can kaybı yani, hem zaman kaybı, hem de maddi kayba yol açıyor. E, çok fazla vaktinizi almaz. Emin olabilirsiniz. Ee, tabii ki siz bilirsiniz. Ben sadece öneriyorum. Başka kanallardan, başka videolarda seyredebilirsiniz. Ben sadece hazır olduğu için size böyle bir e, öneride bulundum. Mesela ben de şu an kızıma akvaryum balıklarını, hayvanları sevdirmek için elimden geleni yapıyorum. Yem veriyor, temizlikte bana yardım ediyor. Hatta temizlik yaparken salyangozları alıyor, öpüyor, geri koyuyor, balıklara eliyle yem veriyor. Yani emin olun e, çok mutlu oluyorlar. Ben de e, bu yüzden sizlere e, böyle bir öneride bulunmak istiyorum. E, umarım e, hayatta herkesin bir e, hayvanı olur beslediği, e, sorumluluklarını paylaştığı e, gerçekten güzel bir e, şey bu hayatta. İnsanı böyle hayata bağlayan, sorumluluklarını bilincine vardıran e, güzel bir etkinlik diyeyim artık, hobi diyeyim. Evet arkadaşlar konumuzu anlattım sizlere, durumu anladınız zaten. Ee, i̇nşallah e, tekrar yeni hobici arkadaşlarımız olur, küçükleri de aramızda görürüz. Ee, bir şey sormak isterseniz de yorumlar kısmına çekilmeden sorun. Ee, Instagram'dan da sayfamız var ama ben orayı sadece hasta balıklar için, ani durumlar için kullanıyorum. Buradan soru sorarsanız daha çabuk dönerim. Çünkü orada e, yüzü geçiyor soru. Hani o kadar da vaktim yok ama tabii ki elimden geldiğini cevaplamaya çalışıyorum. Ee, bazen orada arkadaşlar kızıyor, 3-4 gün sonra cevap verebiliyorum. Ama dediğim gibi yani eğer YouTube öncelikliyim arkadaşlar. Acil bir şey olsa buradan sorarsanız zaten ben size hani çok acil bir şey olursa e, Instagram'dan hemen bana video gönder veya fotoğraf at diye size söylüyorum zaten. E, bu şekilde. Evet arkadaşlar kendinizi kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.